Beklediğimiz Ramazan-ı Şerif sonunda geldi. O da bizi özlemiş olacak ki her yıl olduğu gibi bu yılda 10 gün erken geldi. Hem ayrıca bizi çok seviyor olmalı ki orucuyla, iftarıyla, teravihiyle, sahuruyla, davetleriyle bizi birbirine kavuşturmasıyla, bizi biz yapan, insanı insan yapan güzel hasletleri yeniden hatırlatmasıyla geldi. Ramazan-ı Şerif, Kur'an o ayda nazil olmuştur ayeti kerimesini yeniden hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın en baş köşesine oturtarak, Kur'an hakikatlerini hayatımızın merkezine yetiştirmeye geldi. Kur'an hakikatleri bizi biz yapan, insanı insan yapan hakikatler olduğu için Ramazan-ı Şerif yeniden bu hakikatleri hatırlatmak, hayatımızın en baş köşesine, mukabelelerle, Kur'an tilavetleriyle Kur'an-ı Kerim'i bir ay boyunca evlerimizin, işyerlerimizin, mekanlarımızın velhasıl en baş köşesine oturtmaya geldi. Dertli gönüllere deva, türlü türlü musibetlerle, sıkıntılarla, dertlerle müptela olmuş ruhlara, kalplere deva, şifa olmaya geldi. Ramazan-ı Şerif bir yönüyle büyük bir eczaneyi andırıyor. İçerisinde her türlü derde deva olacak, şifa olacak ilaçları barındıran büyük bir eczane gibi. Bir ay boyunca kapılarını ardına kadar açacak, aralayacak ve kim hangi dertten muzdaripse o kapıya müracaat ettiğinde kendi derdine deva bulacak, o şifaları alıp istimal etme fırsatı bulacak. Tabi Ramazan bittiğinde kapılarını kapatıp da gitmiyor. O ilaçları geri toplayıp da gitmiyor. O ilaçları istimal etmemiz için bize bırakıp öyle gidiyor. Biz de şayet onu kullanıp istimal etmeye devam edersek inşallah bir ömrümüzü bir Ramazan tadında geçirme fırsatımız olur. Muhterem efendim, Ramazan geldiğinde iki türlü sofra kuruluyor. Bir tanesi, malumunuz, o hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere akşam ezanıyla birlikte Allah'ın yiyin emrini almayla birlikte başlayan, ta imsaha kadar süren ve rengarenk türlü türlü yemeklerle süslediğimiz sofra. Bir tanesi de belki de 24 saati içerisine alan bir sofra gibi. İşte bizler de her akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde kıymetli büyüğümüz, ülkemizin önemli fikir adamlarından olan, duayen yazarlarından olan Metin Karabaşoğlu abimizle beraber burada huzurlarınızda olacağız. Bugün açılışa has olarak yine önceki yıllarda yaptığımız üzere Üsküdar'da Fethi Paşa Korusu'nda Dilruba Restorantı'nda açılışımızı yapıyoruz. Birinci güne has olarak böyle bir açılış yapıyoruz. Sonraki günlerde inşallah TV111 stüdyolarından biz size konuşuyor, hitap ediyor olacağız. Programlarımızı stüdyomuzdan yapıyor olacağız. Her akşam farklı konuklarımız olacak. Biz buradan kameralar karşısından bazen 2, bazen 3, bazen 4 kişi olarak huzurlarınızda olacağız. Az önce ifade etmeye çalıştığım o manevi sofranın belki daha da bereketlenmesi için biz burada daha neler yapabiliriz, istifademizi nasıl arttırabiliriz diye Metin abimizle ve diğer misafirlerimizle beraber fikir tatisinde bulunacağız. Belki bizler kameranın bu tarafında, sofranın bu yanında olmuş olacağız. Sizler de oradan inşallah bu sohbete, bu berekete dahil olarak faziletin, bereketin, muhabbetin artmasına vesile olacaksınız. Her akşam dediğim gibi farklı misafirlerimiz olacak ve farklı bir konumuz olacak. O konulara burada beraber, sizinle beraber muhabbete dahil olacağız. Bugün kıymetli bir misafirimiz var. Her Ramazan'da artık mutat haline gelmiş olan, belki geleneksel hale gelen bir şekilde yine açılış yapacağız. Yine muhterem büyüklerimizden Mehmet Fırıncı ağabeyimiz bu akşam bizim misafirimiz. Konumuz da tefekkür. Tefekkürle alakalı, hem Ramazan'ın belki temelini oluşturması açısından tefekkürle alakalı olacak sohbetimiz. Belki bu Ramazan ayını, bu 29 günlük Ramazan ayını bu tefekkür sistemi üzerine bina etme için tefekkürle başlamayı arzu ettik, düşündük ve inşallah birazdan başlayacağız. Tabi her gün farklı farklı şeyler olacak. Biz ta ezan okununcaya kadar, iftar oluncaya kadar farklı
konularla sizlerle beraber olacağız. Ara ara farklı şeyler girecek. Ramazan'ın mahiyetine dair şeyler girecek. Farklı konularımız olacak. Onu ilerleyen dakikalarda hep beraber göreceğiz. Tabii ilk önce programımızın açılışında her gün bir aşr-ı şerif dinleyeceğiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bugün bizim payımıza ne düşüyor diye Kur'an-ı Kerim'e kulak vereceğiz. Ve inşallah akabinde onunla alakalı sohbetimiz başlayacak, devam edecek. Şimdi dilerseniz öncelikle Kur'an-ı Kerim'e kulak verelim. Rabbimizin hitabına kulak verelim. Öncelikle kulaklarımızın pasını silelim ve gönüllerimizi ezan öncesinde gıdalandıralım. İftar öncesinde gıdalandıralım ve manevi sohbetimize devam edelim. Şimdi bir aşr-ı şerifimiz var. Aşr-ı şeriften sonra Metin Karabaşoğlu abimiz ve Mehmet Fırıncı abimizle burada sohbetimiz başlayacak. Bekliyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر بير الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Kıymetli izleyiciler, TV 111 ekranlarından, Şehri Ramazan programından hepinizi tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i, Aşr-ı Şerif'i dinledik. Yunus Suresi'nin ilk 6 ayeti kerimesini dinledik. Şimdi buna dair inşallah ve bununla alakalı ve tefekkürle alakalı sohbet edeceğiz ama öncelikle konuğumuza, Fırıncı abimize hoş geldin dememiz gerekiyor. Abi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Metin abi siz de hoş geldiniz. Nasılsınız abi? Abi olsun, teşekkür ederim. Ramazan nasıl başladı sizin dünyanızda? Doğrusu çok feyizli başladı. Yani Kur'an okuyarak elhamdülillah Kur'an-ı Azim şanı feyzi insanı hakikaten. Yani Ramazan'da yemek yememekten gelen o bitkinlik şeylerini hissetmeyeceğiz herhalde bu sene. Yani, tabii bir de serin başladık değil mi? Birkaç senedir serin, böyle Allah'ın hikmeti. İlk günler serin gidiyor. Akşam Fatih Camii'nde yani. öyle serin kıldık ki namaz kıldığımızı anlamadık. İç avluda. Evet. Ama Allah'ın hikmeti serin namazı eda ettik. Metin abi siz nasılsınız abi? Sizin dünyanızda ilk gün nasıl geçti abi? Yani ilk gün nasıl geçti? Anlamadım. Evet. Fark etmedi. İnsan evet bir başka bir aleme girdiğini hani evet. Hissediyor. Yani bu net bir şekilde hem mekan hem zaman olarak bunu tecrübe ediyoruz. Evet. Hani Mekke'ye, Medine'ye gidildiğinde, değil mi? Mescid-i Haram'da, Kabe'nin karşısında olunduğunda insan başka bir yerde olduğunu, yani Allah'ın oraya özel bir lütufta bulunduğunu, manevi anlamda orada bir bereketin, hani bir pınarın kaynadığını hissediyorsunuz. Evet. Yani Mescid-i Nebevi'de de aynı şeyi hissediyoruz. Hani mekanlar açısından böyle bir şey söz konusu olduğu gibi zamanlar açısından da hakikaten söz konusu. Evet, Allah Rahman ve Rahim, yani bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda hani rahmetini elbette tecelli ettiriyor. Evet. Ama belli mekanlarda, ayrıca belli zamanlarda, işte mesela Ramazan. Yani gerçekten evet. İnsan da Ramazan'ın o gece hani teravih öncesi, hatta akşam namazından itibaren insan, değil mi, hissediyor. Başka bir aleme girdiğini, evet. Hani başka bir zamanda, başka bir mevsimde olduğunu hissediyor. Böyle bir ilk hani yeni bir aleme girmiş bir insanın nasıl diyeyim, böyle bir heyecanı diyeyim şu an. Peki bu dediğiniz şey, aslında düşündüğünüz zaman hani kimisi zaman görecelidir der. Hani Ramazan'ın girdiğine dair bir işaret mi oluyor, bir şey mi oluyor? İnsan bunu nasıl hissedebiliyor? Acaba çevrenin bunda etkisi olabilir mi? Ya da dediğiniz gibi teravih, sahur vesaire, bunun bu farkındalıkta etkisi olabilir mi? Yani onların hepsinin herhalde ki bir etkisi var. Hani bizim halet ruhiyemiz böyle bir şeye zaten kendimizi hazırlamamız da hani evet. Belki o ortama girmemiz için bir katkısı oluyor, bir faydası oluyor ama en temelde
Ben bizatihi o vakitlerdeki ibadetlerin zaten bunda önemli olduğunu düşünüyorum. Hı. Esasen aslına baktığımızda yani üstadın ibadetlerle ilgili izahına baktığımızda mesela namazın beş vakti tahsisinin sırrını, hikmetini anlatışına baktığımızda dokuzuncu sözde başka bahislerde baktığımız temel olarak şu zaten ibadetleri Allah bize hani ne için emretmiş? Yani genelde şöyle bir algı oluyor. Hani biz işte inandık diyoruz. Ondan sonra Allah inandığımızı söylerken samimi olup olmadığımızı anlamak için emrediyor böyle. İbadetler emrediyor ki bakalım samimisin bakalım. Değil misin? Böyle görüyoruz. Ağırlıklı olarak böyle sunuluyor. Ama şimdi Kur'an'da Zariyat suresinde insanları ve cinleri hani ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Mealindeki ayeti izah ederken Abdullah İbn Abbas'tan başlayarak hep müfessirler. Buradaki o liyabudun hani ibadet etsinler diyen içinde liyarifun manası muhakkak vardır demişler. Hani ibadetin emredilmesindeki niyet esasen Allah'ı tanımak bilmek. Yani burada Ramazan'ı da başlarsak teravihinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ı teravihle karşılamış ve bütün Ramazan boyu devam ettirmiş. Teravih'ten başlayıp sonra oruç ve onun içerisindeki bütün dualar, zikirler bence hepsi de zaten bizim o manevi havadan deyim yerine ise bana göre hani Ramazan'da Allah hususi bir rahmet yeryüzüne indiriyor. Fakat bizim onu alabilmemiz için bizim deyim yerine ise manevi alıcılarımızın, duyargalarımızın açık hale gelmesi gerekiyor. İşte oruçtur ve diğer ibadetler bence o açıklığı temin ediyor. Öyle düşünüyorum. Fırıncı abi. Evet. Şimdi size sormak istiyorum ben. Tabii bugünüyle geçmişi düşündüğümüz zaman hani herkesin dilinde bir şey vardır ya. Nerede o eski Ramazanlar diye. Hazır Fırıncı abi bulmuşken. Evet. Sizce böyle bir şey var mı? Eski Ramazanlar bugünkü Ramazan'dan çok mu farklıydı? Ya da arada bir fark var mı acaba? Doğrusu ben akşam onu biraz düşündüm. Fatih Camii'nde o iç avluda dolunca onlar dedim ki bu Ramazanlar herhalde eskisinden daha biraz güzel oluyor galiba. Yani, bizim çocukluğumuz zamanında ki Ramazanlar biraz fakirdi. Türkiye'de bir şey vardı o manevi. Evet. Bakımında. Evet. Ama sonra gelişti. 1950'lerden sonra çok heyecanlı Ramazanlar yaşadı. Yani çok hakikaten harika, güzeldi. Ondan bir ara bir sakinleşti. Durgunlaştı gibi. Evet. Ama şimdi gene coşkulu Ramazanlara gelmiş olduk yani. Yani çok o kadar nerede eski Ramazanlar diyeceğimiz değil, falan. Elhamdülillah yeni Ramazanlara diyorum. Değil mi? Siz nasıl düşünürsünüz Metin abi? Eskiyle yeni kıyasladığımızda. Hani eski yeni kıyası genel olarak insanların biraz kendileriyle ilgili oluyor galiba. Özellikle hani çocukluk hani zamanları daha bir özlem oluyor insan. Biraz onunla ilgili hani nerede o eski Ramazanlar, nerede eski şunlar vesaire muhabbetin biraz ondan kaynaklandığını düşünüyorum. İkincisi mesela Fırıncı abi Allah ebeden razı olsun. Allah uzun ömürler versin kendisine. Şimdi biraz da bakışla ilgili bence. Mesela Fırıncı abinin hayata bakışı pozitif. Evet. Yani hayatla bir kavgası yok. Yok yani evet. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla hayata bakışı pozitif olduğu için yani eskiden çok güzeldi bizim gençliğimizde her şey mükemmeldi. Şimdi giderek kötüye gidiyor. Şimdiki insanlar bizimki gibi değil falan. Şimdiki gençler bizim genç. Yani olumsuz bakmıyor. Yani dolayısıyla yani ne dedi? Dün Fatih Camii'nde kıldığımız namazı bıraktım. Bir de gençliğimde Fatih Camii durana baktım. Hı hı. Bugüne göre manevi anlamda dedi, yani daha güzel. Fakir gördüm gençliğimdeki dedi. Evet. Bence bu biraz işte kişinin bakışıyla bakış ilgili. Alakalı. Şimdi yaş ilerledikçe hayata daha müsbet, daha pozitif bakıyorsa gençliğinden itibaren zaten böyle bir hayata güzel bakma terbiyesi almışsa, kendini ona göre yetiştirmişse bence vakit ilerledikçe hayata bakışı daha da böyle tatlanıyor. Değil mi? Anlatabildim mi? Ve dolayısıyla tahassürle değil
şükranla bakıyor hayata. Evet. Yani elde olan da kıymetini bilerek, değerden düşürerek değil. Örneğini işte burada gözümüz önünde gördük. Neydi? Ben o biraz o tahassürle nerede onlar filan, şimdi öyle mi filanın ardında biraz da güzel bakmak, güzel bakmayı başaramamak imtihanı ile ilgili olduğunu da düşünüyorum şahsen. Yani belki nerede o eski günler, eski Ramazanlardan ziyade o bakış açısıyla alakalı. Evet, evet. Yani nasıl bakıyorsanız öyle görürsünüz. Şimdi hatırıma bir şey geldi. Güzel gören üstadımız meşhur dediğim, güzel düşünür, güzel düşünen. Evet. Şimdi siz anlatırken bu bakış açısıyla alakalı. Çalıştığımız yerde bir namaz vakti idi. Abdest falan aldık, ettik ama biraz geç kaldık tabii. Gittik, cemaat sünneti kılmış, biz daha namazın sünnetini kılmış değiliz. Oradaki abilerimizden birisi yanındaki abiye dedi ki, ya dedi abi şunlara bir bak ya dedi. Ezan okunmuş, geç kalmışlar. Evet. O da ona şöyle baktı bak dedi ki, ya namaza gelmişler, sen neyin hesabını yapıyorsun dedi. Evet işte bakış. Bakış açısı değil mi? Evet. Yani. Yani aynen. Mesela birinci bakışla ne diyebilirsin? Şimdiki gençler nedir? Ezan okunuyor, ondan sonra ancak namaza duruyorlar. Namaza geliyorlar, evet. Yani böyle de bakabilirsin. Veya şöyle bakarsınız, şimdi ne gençler bak maşallah. Evet, ezan okunmuş ve namaz için mescide yani gelmişler. Elhamdülillah. Evet. Ya şimdi Fırıncı abiyi biz, Fırıncı abi buradayken, ya ben aslında Bediüzzaman'ın Ramazanlarını da biraz merak ediyorum. Yani Ramazan geldiğinde nasıl karşılardı, Ramazan'da nasıldı, hali tavrı değişir miydi? Bizim çünkü bildiğimiz kadarıyla Bediüzzaman'ın hayatı genelde ibadetle geçmiş. Ama Ramazan'da farklı bir hal alıyor muydu acaba? Yani Üstad Hazreti Ramazan'da, diğer zamanlarda yatsı namazını kıldıktan sonra bir istirahata çekilir. Şöyle saat 2'ye kadar filan. Ondan sonra yani her gece 4-5 saat evrat ezkarla meşgul. Sabah namazına kadar mı? Fakat sabah namazına kadar. Zaman namazına kadar, evet. Yani geceye giden sabah namazı vaktine kadar. Fakat Ramazan'da daha farklı. Yani akşam namazı, yatsı, teravih işte kılınır. Ondan sonra evrat ezkara başlar. Hiç uyumadan gezer. Şeyden sonra yani vakti kerahatten sonra bir iki saat birkaç saat uyur ondan şeyden sonra yani gece gece hiç uyumadan ondan sonra. Ramazan dışında çünkü gündüz uyumuyor galiba değil mi veya sabahtan sonra sabahleyin uyumuyor hiç. Evet. Ama Ramazan'da ise kuşluk o kerahat vakti geçtikten sonra uyuyor. Evet. Gece uyumuyor. Evet. Yani daha çok Fırıncı abi Ramazan'ın son 10 günü gibi düşünüyoruz. Son 10 günü böyle yapılır diye düşünüyoruz ama. Bütün Ramazan 30 gün. Boyunca böyle. Böyle yani ondan şeydi. Ve Ceylan abi Allah rahmet etsin. Üstad Ramazan'ın tulum çıkarır diye. Yani deldirmeden geceyi. Yani böyle bir gecesini yakalama ihtimali %100 değil mi? Şöyle bir hikmeti de galiba değil mi? Üstad'dan hani siz aktarmıştınız niye böyle yaptığına dair. Evet. Yani çünkü oruçluyken niye öyle yapıyor? Oruçluyken zaten bir ibadetle uyusa da bir ibadet hali olduğu için dakikalar sevaplı yazılıyor. Ama gece eğer bir ibadetle meşgul olmazsa gece vakti de aynı gündüz vakti gibi değerli zaman olduğu halde fakat bir ibadetle meşgul olunmadığı zaman boş geçiyor. Boş geçmemesi için o dakikaları değerlendirmek. O zaman tulum çıkmış oluyor değil mi? Yani gündüz zaten uyusanız da oruçlu olduğunuz için ibadet halindesiniz. Gece de yine dua, zikir, namaz, tefekkür, tezekkürle geçince. Evet. 24 saat. Evet. Şey yani. Bu sohbetimize devam edelim ama şimdi bir hadis-i şerif dinleyelim öncelikle. Hadis-i şerife bakalım. Sonrasında hadis-i şerifle bağlantılı olarak sohbetimize yine devam edelim. Evet, şimdi bir hadis-i şerif var. Birazdan devam ediyoruz. Hadis-i şerif.
yatsı namazını kıldıktan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam uyudu. Sonra uyanıp başını kaldırdı ve göğün ufkuna baktı. Âl-i İmran suresinin sonlarından 4 ayet okudu. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini kovalamasında akıl sahipleri için ayetler vardır. Bu ayetten başlayarak 4 ayet okudu. Sonra elini su kabına doğru uzatıp misvak aldı ve iyice bir misvaklandı. Sonra abdest alıp namaz kıldı. Yattı, sonra uyandı, ilk defa yaptığı gibi yaptı. Sonra göğe baktı. Kur'an'dan okuduğu kadar okudu. Şimdi dinledik, kulak verdik. Tabii az önceden yarım kalan bir muhabbetimiz vardı. Onunla ve hadis-i şerifle muhabbetimize biz yine devam edelim. Hani kimisi der ya uykuyu oruç tutturmak. Ama tabii burada durum farklı. Geceyi ayakta geçirince, evet, kaim geçirince, evet, yani insanın uykuya da ihtiyacı var. Ama buradaki bakış açısı çok güzel. Hani gece oruçlusunuz ve sevap kazanıyorsunuz. Uyusanız da. Uyusanız da sevap. Üstadın o tavrından hani şimdi bazı duyuyoruz. Şimdi gençler mesela özellikle yaza hani denk gelince okulda yok vesaire hani uykuya tutturuyorlar orucu falan, evet, diye yine bir eleştirel bir bakış. Yok hayır, üstadın hani baktığı gibi bakarsak yok. Hayır, evet, uyursa dahi ibadet ediyor. Yani karışmayalım. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi hadis-i şerifi okuduk. Bir paylaşımla alakalı. Yani yanındaki hizmetçisiyle bile beraberse şayet yemek getirdi, size ikram etti. Yani belki bir usul sunuyor bize. Gözü kalmıştır, belki kokusunu bir şekilde almıştır, gönlü kaymıştır. O yüzden hani paylaşma babından güzel bir ders veren, ibretlik bir hadis-i şerifi şimdi biz şey yaptık. Bu bağlamda bakınca şimdi Ramazan-ı Şerif bizim bu duygularımızı biraz daha harekete geçiriyor değil mi Fırıncı abi? Evet. Şimdi sair vakitlerde belki çok bunun farkında değilken ama Ramazan-ı Şerif'te böyle bir durumda hani yemeğini paylaşma, ekmeğini paylaşma, belki sende ötekinden daha fazlası vardır, fazlasını paylaşma gibi düşünceler daha bir harekete geçiyor değil mi? Peki neden Ramazan'da bu duygular harekete geçiyor sizce Fırıncı abi? Şimdi siz Ramazan Risalesi'nde gene madem üstadla şey edelim, evet, ondan. Açlık böyle mecburi bir açlık tarzında bir şey olmasaydı o şefkat hisse şey demezdi. Tam harekete gelemezdi. Onun için Ramazan orucuna emredildiğini bahseder Ramazan Risalesi'nde. Dolayısıyla insanlar tabii kendi ihtiyacını hissettiği zaman başkasının da aynı durumda olduğunu, aynı ihtiyaçta olduğunu hissetme bakımından Ramazan'da bu şefkat ve merhamet şeyi daha fazla inkişaf ediyor. İnsanlar birbirine karşı, hatta şeyde ben geçmiş seneler, bu sene daha yeni başladı ama geçmiş senelerde Ramazan'da şeyler, içtimai suçlar diyelim, ondan %20'ye iniyor. Evet, ya, evet, diğer zamanlara göre çok şey diyor, insanlar birbirine hürmet, sevgi, muhabbet, şeyler. Melekleşiyor anlamda. Sanki Ramazan'da hani hususi bir rahmet iniyor adeta dedik ya. Evet. Allah hani Ramazan ayında hani yeryüzüne hususi bir rahmetle, evet, lütufta bulunuyor diye. Yani. Onun bir tecellisini bu defa Allah'ın kullarının birbirine olan merhametinde görüyoruz. Görüyoruz. Evet. Paylaşım olarak. Yani o hisseyi biz hissediyoruz yani yek diğerimize daha iyi gözle bakma, evet, daha fazla halden anlama, daha fazla
bir başkasının ihtiyacına karşı yardıma koşma halet ruhiyesi, evet, Ramazan'da evet, bir şekilde görülüyor. Peki şimdi asıl mevzumuza gelelim, tefekkür bahsine. Evet. Hani bu tarz bizim duygularımızı, düşüncelerimizi Ramazan-ı Şerif harekete geçiriyor. Bir de tefekkür gibi çok mühim bir mevzu var. Evet. Bir önemli, hatta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tefekkürü sah diye başlayan bir hadis-i şerifte işte bir senelik nafile ibadetten daha hayırlı olduğunu söylüyor. Yani ki dolayısıyla hani aslında hadisin metninde nafile kelimesi geçmiyor. Geçmiyor. Ama hani nedir o? Bir meal verilirken hani anlamlandırılır, orada bazıları yanlış anlayabilir diye nafile o manada şey yapılıyor. Çünkü hani, namazı da terk etmeye kalkar. Ben tefekkür ediyorum diye böyle suistimale kalkmasın birileri diye. Orada manayı hani açar mahiyette şey yapmış ki ben şöyle bir meallendirmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hadisi bu anlamda bakımdan. Hani bir saat tefekkürlü ibadet bir sene tefekkürsüz ibadetten daha hayırlıdır. Yani burada ibadeti yani ibadeti emirler muhakkak yapılacak ama tefekkür ne yapıyor? Tefekkür yani o ibadetin hani derecesini kat kat yükseltiyor. Ki bununla ilgili sadece tefekkür değil o zaman, öyle mi? Sadece tefekkür çok makbul olmaz mı? Yani ibadetle beraber mi? Şöyle ibadete götürmüyorsa tefekkür yok zaten o demek aslında. Doğru mu Fırıncı abi? Tefekkür zaten ibadeti götürmez mi? Evet. Yani. Evet. Yani o zaman biz tefekkürün bir tanımını yapmamız lazım değil mi Metin abi? O zaman her düşünce, hani ben oturdum düşünüyorum şu an, kara kara düşünce diyoruz mesela. Bu da tefekkür müdür? Yani yine daldın gittin derler mesela bazen. Evet. Tefekkür müdür? Orada mi? Yani işte, baktığımızda Kur'an ayetlerini, işte Yunus suresinin ayetlerinde olduğu gibi yani Kur'an'ın hani baştan sona tefekküre davet ettiğini görüyoruz. Evet. Yani bunların içinde mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça okumayı itiyat edindiği, geceleri teheccüd için mesela teheccüd ibadet ki bize hani sünnet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı için Efendimiz'e farz kılınmış bir namaz. Evet. Teheccüde kalktığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza durmadan önce muhakkak gökyüzünü bakıp, gökyüzünü seyredip Âl-i İmrân suresinin 190, 191, 193. ayetlerini okuyor. Şimdi o ayetlere baktığımızda hani mealen söyleyecek olursak orada yani göklerin ve yerin şey yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca dizilişinde akıl sahipleri için ayetler, ibretler, hani Allah'ın varlığının için deliller vardır diyor. Evet. Ondan sonra o akıl sahiplerini tarif ediyor. Bir sonraki ayet diyor ki o akıl sahipleri ki bunlar ayakta otururken, yani yanları üzeri uzanırken, yani yatar halde Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler ve Rabbimiz hani sen bunları boşuna yaratmadın, bizi ateşin azabından koru derler diye devamında da dualar var gene. Yani o ayetleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her gece kalkıp namazdan önce muhakkak okunmayı itiyat edindiği o ayetlere baktığımızda o ayetlerin içinde tefekkür, tezekkür, dua, ibadet. Zaten iç içe olduğunu görüyoruz. Yani bunlar birbirine bakan, birbirini tamamlayan, birbirini gerektiren şeyler zaten. O yüzden hani tefekkür ibadeti zaten sevk ediyor. İbadete sevk etmiyorsa, tezekküre sevk etmiyorsa, duaya sevk etmiyorsa aslında bizim o düşünme faaliyetimiz tefekkür manasının içerisinde gerçekleşmiyor demek. Ama öbür taraftan da tefekkürle bir ibadetin kat sayısı daha yüksek ki bununla ilgili zaten yine hadislerde dersler görüyoruz. Ki ben bu noktada üstadın da şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fırıncı abi hani soralım diye tefekkürü nasıl üstadın? Evet. Neticede Kur'an tefekkür emrediyor. Gökler, yer, içindeki her bir şeye bakmayı emrediyor. Evet. Az önce zikrettiğimiz ayetlerde olduğu gibi, okunan ayetlerde de olduğu gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunun tatbikatını görüyoruz. Evet. Dolayısıyla üstadımız Kur'an'dan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı dersle hayat yaşamaya teşen üstadımızın hayatında nasıldı? Tefekkürün yani olması mümkün değil, eserinde de zaten görülüyor ama canlı şahitliğiyle ben Fırıncı abiden Fırıncı nasıl, abiye, neye bakar, nasıl soralım, bakar, nasıl tefekkür ederdi? Şimdi bir sağlık köşemiz var. Orucun
Ramazan boyunca böyle bir köşemiz olacak. Oruç ve bizim güne bakan yönlerine dair bir kısa aramız olacak. Oruçla sağlığı birlikte dinleyeceğiz. Fırıncı abiye biz bu soruyu hatırımızda tutalım. Birazdan soralım inşallah. Evet, şimdi sağlık köşemiz var. Birazdan yine devam edeceğiz. Ramazan aslında hem biyolojik anlamda hem de psikolojik anlamda farklı bir döneme girdiğimiz süreç olacak. Bu yönüyle bakıldığında da aslında bir bedeni ve zihni hazırlığı gerekli kılıyor. Ve insan biyolojisinin de belli bir alışma potansiyeli var. Özellikle bu Recep, Şaban ve Ramazan şeklinde sürecin işliyor olması da biyolojinin hazırlanmasına uygun bir zemin teşkil ediyor. Belki bu aylar içerisinde tutulacak hazırlık oruçlarının biyolojiyi hazırlamada çok ciddi faydası olacak. Ayrıca insanın ruh dünyası ve biyolojisi bağlamında düşündüğümüzde de daha derinlere doğru bir yolculuk yapacağımız sürecin önümüze çıkacağını, yani sadece aç kalacağımız değil de manen farklı bir yöne gideceğimiz bir sürecin başlayacağını kendimize telkin ederek ve bunun zihni hazırlığını yaparak, bu zihni hazırlık çerçevesinde de işte sanki bir uçak yolculuğuna çıktığımız gecenin o gece kalkış hazırlığı gibi kendimizi psikolojik olarak da bu sürece hazırlarsak muhtemelen hem biyolojik anlamda hem de manevi bir kazanç anlamda Ramazan dönemi çok daha verimli ve çok daha faydalı geçecektir. Evet, kıymetli izleyiciler, sohbetimiz devam ediyor. Şimdi oruçla, sağlıkla alakalı bir köşemiz vardı, onu dinledik. Önceki kısımda Fırıncı abimize bir soru yöneltmiştik. Kur'an'dan, hadislerden süzülmüş bir hayat tarzı olarak bizim bildiğimiz Bediüzzaman'ın hayatında elbette tefekkürün de önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın tefekkürü nasıldı acaba Fırıncı abi? O yani gördüğümüz kitaplarda da şeydi. O ve fi külli şeyin lehu ayetinde dille ala ennehu vahidun şeyini mazmununu devamlı bütün şeyinden hatta şöyle Sungur abiden dinlemiştim. Bu ibareyi okuyunca ondan yani şeyde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin böyle bir ibaresi yok mu diye bir an bir sarsıntı geçiriyor. Sonra Cevşen'de aynı ibareyi fakat ayatuhu olarak tam şu anda 87. uktesinde Cevşen'in ayatuhu deyince o ayet demiş, burada ayatuhu. Daha evet. Ayetler var. Ayetler kainatta var. Yani bütün şeyde. Dolayısıyla ya Üzer Eser'in mesleki zaten tefekkür. Ondan bu hususta hatta Mesnevi Nuriye'de bu ibareyi koyarak dipnotta Risale-i Nur bu meslekte gitmek isteyenlere bir şey yol olabilir diye de bir haşiye vardır. Elhasıl yani üstadın hatta mesela bizzat onu tespit etmiş. Necmettin Şahiner kardeşin şeyler röportajlarında var ondan. Diyor biz eskiden beri bir zikir bir fikir bilirdik. Ama bir şükür bir zikir bilirdik. Bu zat bir de fikir kattı bu işin içine diye. Zikir şükür. Zikir fikir şükür. Evet, ondan sonra. Yani yemeği yerken de o düşünmek, bu nimetleri ihsan edenin, bu lezzetleri, bu harika yapılışları diye ondan. Diğer taraftan gene ben Sungur abiden dinlediğim bir şey. Eskişehir Emirdağ arasında Üstad Nütte zamanlarda gidip gelir. Böyle o buğdayların başak verdiği bir zamanda. Tam ondan, şu an mevsim, şu mevsim. Evet. tam bu mevsimde. Tefekkür mevsiminde. Böyle giderken ondan böyle onları seyredip ya ben bu buğday tarlalarının sahiplerinden fazla istifade ediyorum demiş. Evet.
Çünkü her bir taneyi veren Rabbi orada tevekkül ediyorsun. Ya, evet. Onun hazinesinin ne kadar geniş olduğunu. Ya, evet. Ya, halbuki diyor Sungur abi derdi ona. Ya ne sapından, ne zamanından, ne buğdayından bir şey aldığı yok. Ama manası... Ama sahiplerinden fazla istifade ediyorum diye böyle söylediğini nakletmişti. Yani bakış açısı dedik ya herhalde tefekkür nazarıyla okuduğunuz o ayet-i kerimedeki gibi. Evet. Hani baktığı her şeyden bir olan Allah'a çıkarmak nazarıyla bakıldığı zaman belki o tarlanın sahibinden çok daha fazla istifade edilebiliyor. Evet. Ki bana hani bir programda birkaç sene önce öyle sorulmuştu Bediüzzaman'la ilgili ne öğrendiniz? Bediüzzaman ne öğretiyor filan diye dedim elhamdülillah Bediüzzaman'dan hani çok şey öğrendik. Allah'ından ebeden razı olsun. En temelde şunu söyleyebilirim dedim ama bakmayı öğrendim. Bakmayı. Evet. Evet. Yani temel. Yani değil mi o bakma zaten tefekkür değil mi o bakmayla üstad, olan bir şey. Ki esasen baktığımızda da hani Kur'an zaten bu emirle başlamıyor mu? Evet. Şimdi oku yaratan Rabbinin ismiyle değil mi demek zaten üstadın hep söylediği o manay harfi. Evet. Hani her şeyi kendisi olarak bakmamak, her şey Allah'tan gelen bir ayet. Allah'tan gelen bir haberci, Allah'tan gelen bir mektup, Allah'tan gelen bir kitap. Her şeyi Allah'tan bir kitap, bir mektup. Onun varlığını, birliğini, esmasını bize bildiren bir ayet olarak okuma manası. Ustan, eserinde görüyoruz. Biz sadece eserinde görüyoruz. Fırıncı abiler, yani nasıl bir nimet, bir de yani, bir de bizzat. Yaşayışını bizzat bir de görmüş. Bir de hayatıyla görmüşler. Münacat Risalesi. Ben bu sıralarda yeni keşfettim tabir. Gerçi ben yani senelerce yeni yazıda sadece Münacat var gençlik rehberi. Evet. Onu hep okudum ama bu tabii yaşlılıkların da verdiği bir şeyle mi? Ona Münacat Risalesi'nde o tefekkür, o harika anlayış, o tevhid, o şey hakikaten çok şey oldu yani. Ben tavsiye ediyorum herkese Münacat Risalesi'ni yani haftada bir defa okuyalım. Münacat Risalesi mesela şöyle de bakabilir işte tefekkürlü zikir nasıl olur? Tefekkürlü nasıl derin, nasıl geniş olur? Evet. Değil mi hani yani, nasıl derin olur? Kainatı okuyarak yani her zerreyi, her yaprağı, her çiçeği, her hayvanın yani her sineğin, her kuşun bütün şeylerini orada görmek mümkün yani. Yani zikir, fikir, şükür bir arada değil mi? Evet. Aynen işte. Yani, evet. Hakikaten evet. Yani. Şimdi tabii Fırıncı abi biraz Bediüzzaman'ın tefekkür yaşayışına dair bize bilgiler verdi. Dilerseniz şimdi Risale-i Nur'dan örnek babından bir bahis sizden dinleyelim Metin abi. Biraz da kitabi olaraktan yani, nasıl... Hocam Fırıncı abiden izahını rica edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Evet. Böyle 23. sözden Fırıncı abi bir paragraf okuyalım dedik. İnşallah bir sayfa okuyalım. Sizden izah edeceğiz. Yani sonra eve de olsun akşam bir sayfadan fazla okuyalım. Evet. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette ehemmiyetsiz muvakkat şu hayat-ı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makasıda müteveccih vezaifini görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadat-ı rahmaniyeyi görüp şükretmek ve masnuatta kudret-i Rabbaniye'nin mucizatını temaşa ederek nazar-ı ibretle tefekkür etmektir. Allah. Evet. Burada bu manalar değil mi? Evet. Evet Fırıncı abi. Dua, zikir, şükür, tefekkür. Evet. Nasıl iç içe? Hepsini bir araya. Evet. Maşallah. Evet. Burada Fırıncı abi ben şunu özellikle izahını isteyeceğim. Yani şu bana manidar geldi. Aciz, fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek.
Şimdi mesela şimdi aciz ve fakir kusur mesela bazı nedir? Bakıyoruz mesela yani felsefe dünyasında da var. Mesela insanın acizliği, zayıflığı, faniliği. Yani bütün bundan mesela bedbinlik üretmişler. Evet. Böyle hayatı trajedi olarak hani bakma manasını üretmişler. Veya başka bazıları bakıyor aslında sen aciz değilsin. İşte yapabilirsin, edebilirsin de insanı adeta yani şey ilahlaştırır gibi evet, olmadığı evet, halde. Evet. Yani burada şu ifade bana çok mandar geldi. Aciz ve fakr ve kusurunu oradan nereye gidiyor? Ubudiyet suretinde ilan ediyor. Evet. Yani onunla ilgili ve tabii yani insan malum eğer acizini fakrını bilmediği zaman insan da hani inna aradna emanete ala semavati vel ard sözü billah. Yani o emanet yüklendiğimiz denilen, emanet. O yüklendiğimiz emanet orada yani başka bir yöne, hani iki veçi var diyor ya Elif'in ondan. Yani Allah affetsin, firavunluk cephesi o aciz ve fakrını hissetmediği zaman o inkişaf etmeye başlıyor. Evet, devamlı bu aciz ve fakrını idrakı içinde olarak o cephenin katiyen inkişaf etmemesi ve yanlış kullanılmaması insanlık duygusunun bunu şey diyor. Üstadları zaten benim şeyi aciz fakir şefkat tefekkür. Evet. Evet. Dört esas dedi. Dört esas var yani. Dolayısıyla şeyin insanın bununla hakiki kemalini bulabileceği. Evet. Bugünlerde bir vesileyle şey etti, Ziya Paşa'nın bir şeyi, çeşme insaf gibi akıle mizan olamaz. Hmm. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz. Evet, evet. Demiş yani. Evet. Onu. İşte aciz ve fakrını bilmek, noksanını evet. bilmektir Rabbine evet. karşı. Evet. Ne varsa yani o müsaade etmediği zaman elini kaldıramazsın. Yani. Evet. Ondan sonra ne bileyim götün görmez, dilin konuşmaz, konuşmaz evet. yani. Evet. Elhasıl ona muhtaçsın, onun. Fakat bu öyle bir lezzet veriyor ki, o aciz ve fakrını idrak etmek, insan işte orada yani hani bir hadiste var, ben secdede kul olduğumun zevkine evet. varıyorum. Evet. Şeyi evet. ondan. Evet. İşte onu devamlı üstad onu şey ediyor. Evet. Evet. Burada da onu dile getirmeye çalışmış. Evet. Kusura bakmayın. Keşke Fırıncı abi hep anlatsa biz evet. de dinlesek. Evet. Vallahi çok güzel istifade ediyoruz tabii sizin kendinize has o üslubunuz da ayrı güzel. Bugün Ramazan o nedenle ilk günü hakikaten bence ayrı bir güzel oldu elhamdülillah. Yani şimdi bir İstanbul'un ustaları diye bir köşemiz var. Şimdi onlara da bir kulak verelim. Birazdan biz yine sohbetimize devam edelim. Evet, kısa bir aramız var. Birazdan devam ediyoruz. Ortaokulu Eyüp Lisesi'nde okudum. Hocamız bize cilt işi verdi. İki arkadaş. Biz o işi gayet güzel ve hocamızın da nezaretinde güzel bir cilt yaptık. Ve bu iş bize orada başladı. Cilt, yazma nüshanın veya basma bir nüshanın muhafazası. Hedef budur. Hat sanatı, tesip sanatı, tabakat, kağıt ahirlemesi, bunlar tıpkı bir tesbihin veya bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olan mesleklerdir. Zarf mazrufsuz, mazruf da zarfsız olmaz. İlime, irfana verilen değerin yanında haliyle ciltçiliğe de bunların onarımına da ihtiyaç duyulduğu bir gerçek bir vakadır. Klasik cilt sanatında kullanmış olduğumuz deriler tamamen sahtiyan deridir. Sahtiyan demek hiçbir kimyevi maddenin girmediği deri demektir. Bu da kitabın ve derinin uzun ömürlü olmasını sağlar. Şu kabarıklıklara dikkat edelim. Bakın 3.
6, 3 daha 9. Bu neyi gösteriyor? Bu kitabın yazılış tarihi Hicri 900'dür. Şurada Es-sabru nısful iman diyor. İşte bakınız, bizim yaptığımız işi bu özetliyor. Şimdi sabır istiyor. Çünkü mesleklerin hepsi sabır ister. Sabırsız meslek olmaz. Bizim mesleğimizde çalışan insan ve usta şu anda maalesef çok azaldı veya yok denilebilecek seviyeye geldi. Siz yazma bir eseri restorasyon yaparken halaka kelimesi, halakal insane min salsalin kel fahhar mesela Er-Rahman suresinde. Bu halaka kelimesinin üstündeki ha'nın üstündeki bir noktayı alırsanız alaka olmuş olur. Alaka tıraş etti manasına gelir. Noktayı koyarsanız halaka olur, yarattı manasına gelir. Cilt ve patoloji bu kadar hassas bir meseledir. Restorasyon ve patoloji yaparken bir noksanın eksiltilmesi bile bir cinayet gibi ağır bir mesuliyet taşır. Bunun için hiç şakası yoktur. Ciddiyet ister, bilinç ister, yazma eser ciltçiliğinin asla ve kat'a acemiliği yoktur. Bu kişilerin Arapçaya, Farsçaya ve Osmanlıcaya vakıf olması gerekir. Asıl mesele bu işe gönül vermek, sevmek gerekir. Evet kıymetli izleyiciler, İstanbul'un Ustaları bölümümüzü de izledik. Tabii tefekkür bölümümüzle bağlantılı bir bölümdü sanki. Mücellit hanelere gittik, mücellit ustalarını gördük. Mücellit ustalarının aslında bir manada yani kısa da olsa bir tefekkür yolculuğuydu. Mesela bir noktanın harfine kadar değiştirdiğine dair bir şey yaptılar. Bir açıklama yaptılar, izah yaptılar. Bir nokta konduğu zaman, olmadığı zaman tıraş etme, olduğu zaman yaratma anlamına geliyor. Halaka, halaka gibi mesela gibi farklı bir tefekkür ufkuydu, boyutuydu. Tabii bu arada ben fark ettim. Fırıncı abiyle Metin abi tefekkür sohbetine devam ediyorlardı. Ben açıkçası ben de isterim diyorum yani. Hani nasıl manalar geldi dünyamıza ben hani arzu ederim dinlemeyi. Arada hani şunu konuşuyorduk. Üstadım okuduğumuz o bir paragrafta çok harikulade bir özet. Hani konuştuğumuz o dua, ibadet, tefekkür, zikir, tezekür, hepsi şükür, hepsini nasıl iç içe diye. Şimdi mesela bir ifade üzerine konuşmuştuk. Aciz ve fakr ve kusurun ubudiyet suretinde ilan etmek. Ki buradan başlıyor. Ondan sonra tesbihat diyor üstad. Sonra şükür diyor. Sonra tefekkür diyor. Hani onların irtibatına dair yani öyle konuşuyorduk. Şimdi bir kere şu tesbihat kelimesi maalesef ben mesela Esma-i Hüsna'dan iki isim Türkçe'de böyle zihinlerde tebellür etmiyor. Biri Sübhan ismi Allah'ın, diğeri Aziz ismi. Yani burada bir şey var. Anlatayım. Dolayısıyla yani mesela Sübhan deyince değil mi? Yani nedir zihinlerde tam bir şey belirmiyor. Rahman deyince, Rahim deyince, Halik deyince, Kadir deyince, Muhsin deyince beliriyor da Sübhan deyince belirmiyor. Aynı şekilde artık tesbihat diyoruz. Tesbihat diyoruz ama ne demek mesela? Evet. Şimdi mesela baktığımızda risalelerdeki izahlara baktığımızda genel olarak o İslami mirasın bütün müktesebat içindeki izahlara baktığımızda tesbih ile tahmid mesela değil mi? Tesbihat ve tahmidat beraber kullanılır. Diyelim ki nedir aralarındaki ilişki diye. Şimdi tesbihte şu var. Yani bütün eksikler, kusurlar, noksanlar bize aittir. Biz mahlukata aittir. Ne güzel. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmasında, sıfatında, şunatında, zatında eksik, kusur, noksan asla söz konusu değildir. Her hal üzere onun esma, sıfat, şunat, hani kemal üzeredir ve kemal üzere yaratır. Yani bu manayı idrak etmek, tesbihat. Şimdi bunu idrak ettiğimizde biz yani tesbihatı yapabildiğimizde, tesbihatı yapabilmemiz ama aciz ve fakr kusurunu bilmekle ilgili birinci bölüm. Tesbihat. Tesbihatı bu şekilde yapabildiğimizde ne o zaten? Şükre. Hamde ve şükre zaten bütün kapılar açık hale gelmiş oluyor. Bunun üzerine konuşuyorduk. Ne güzel. Fırıncı abi siz ne diyorsunuz?
Metin abi güzel bir nokta yakalamış değil mi? Estağfurullah. Evet. Onun için ben o arada dedim. Bunu yeniden bir daha bir anlatalım. Estağfurullah razı olsun. Şimdi beni hatırlıyorum. Yani üstadımızdan Allah razı olsun. Hani evet. Şu mimari içerisinde hakikaten Fırıncı abi katılır mısın? Ben şöyle diyorum. Üstad da deyim neyse manaların hakikatlerin mimarisi var. Böyle yani. Kat kat bir marifetullah binası inşa ediyor. Evet. Fikir evet. Mimari evet. Bediüzzaman. Evet. Şimdi bu arada benim hatırıma Mesnevi'de Bediüzzaman'ın tefekkürle ilgili bir kısım bahsi geldi. Tefekkür gafleti izale eder ile başlayan evet. Kısım. Mesela orada da iki tür tefekküre değiniyor. Bir afaki, bir enfüsi tefekküre evet. Bahsediyor. Evet. Daha çok enfüsi tefekküre vurgu yapıyor değil mi? Evet. Hani afakta dağılma, boğulma ihtimali var. Ama enfüste daha sağlam, daha belki ayakları yere basan bir belki evet. Düşünce mekanizmasının ortaya evet. Çıkma durumu var. Evet. Değil mi? Yani o yüzden belki bu manada bu çok manidar oldu bence. Hani insanla alakalı bir tefekkür bahsetmesi. İşte mesela bir enfüsi tefekkür dersidir en başta değil mi? Aciz ve fakr ve kusurunu bilmek. Evet. Ama burada şunu da görüyoruz. Sadece enfüsi tefekkürde kalmıyor ki Kur'an'a baktığımızda Fussilet suresinde zaten diyor değil mi? Afakta ve enfüste, ayetlerimizi evet. Göstereceğiz diyor Rabbimiz. Evet. Dolayısıyla ikisi beraber ama enfüs hani o iç dünyamızın tefekkür merkezli olarak burada zaten onun bütünlüğünü de gördük. Ac ve fakr ve kusuru bilmek enfüsü tefekkürle olan bir şey. Ama oradan neye geçti? Demek o bakış bizim dışarıya bakışımızı etkiledi. Tesbihat tabii. Geldi. Şükür geldi. Sonra ne oldu? En son Kudret-i Rabbaniye'nin mucizatını, masmuatta Kudret-i Rabbaniye'nin mucizatını temaşa ederek namaz ibretle, nazar-ı ibretle tefekkür. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İç içe. Yani enfüsi tefekkürle ilk önce insan kendi bakış açısını yerleştiriyor. Evet. Sonra o tabiri caizse dürbünle aleme bakıp tefekkür evet. Ediyor. Çünkü yani cam temizlenmiş. Evet. Yani dürbünün önünde kir yok. Kir yok, perde yok. Evet. Değil mi? Evet. O yüzden evet, enfüsi evet. Tefekküre vurgu yapmanın demek ki evet. Farklı boyutları var. Böyle bir güzel yanı da var. Evet, evet. Evet, gayet güzel. Bazen ben derslerde diyorum kardeşlerle dedim. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç'a vasıl olması 70 bin perdeyi geçtikten sonra olmuş. Diyorum her derste biz bir iki perdeyi kaldırmaya çalışıyoruz ama yeniden perdeler geliyor. Bizde durum oldu. Çok güzel bir İşte gaflet dedi ya, gaflet dedi ya, gaflet perdesi. Evet, evet. Ondan sonra. Evet. Bir de siz öyle söyleyince aklıma gene şeydi, muhtelif yerlerde var, Mesnevi'de de. Ülfet. Ülfet. Yani işte yaz geliyor, ondan ağaçlar yeşilleniyor, ondan çiçek açıyor, meyve veriyor, yiyoruz. Ondan sonra kış geliyor, yapraklar dökülüyor, bilmem ne. Öyledir zaten, böyle olur gider. Her sene böyle olur. Zaten böyle. Evet, evet. Halbuki bunlar nasıl bir Rabbani insan atlarla oluyor. Evet. O çiçekler, o yapraklar, evet. O oluşlar. Yani. Evet. Bunu insan düşünemeyince, ben vaktiyle Almanya'da dinlemiştim bir kardeş, orada böyle parklarda diyelim 3-5 metrelik sadece kırmızı, 3-5 metre mavi filan çiçekleri yapıyorlar. Bunları görünce kardeş, bir de onların içinde bir heykel var, onların aslan heykeli. Orada bir bahçıvan varmış. O çiçekler için ya ne kadar güzel değil mi bunlar filan diye. Evet. Doğru diyor, bu hakikaten bu aslan heykeli çok sanatkar. Ha. Ya ben onu demiyorum, ben çiçekleri. Allah Allah. Çiçeklere diyorum diye ondan sonra. Ya onu zaten dikiyorsun oluyor diyor. Yani esas bu heykeli yapmak. Tabii. Ya işte bakış evet. Açısı evet. Yani. Evet. Yani şimdi orada heykeli görünce muhakkak bir usta yapmıştır diyor ama çiçeği görünce aklına usta gelmiyor. Usta geldi. Belki insanın bir çelişkisi. İşte ülfetin nasıl bir evet. Evet. O zaman tefekkür ülfetten gelen gafleti dağıtıyor evet. Bir manada. Yani nazar-ı ibret dedi. Nazar-ı ibret ülfeti dağıtıyor zaten. Ya. Ülfet de evet. Gafleti dağıtıyor. Evet. Tefekkür hepsini kökten hallediyor. Evet. Yani ne güzel. Evet. Şimdi yavaş yavaş vaktimizin sonuna geldik tabii.
gayet güzel Fırıncı abi olunca, böyle güzel bir mekan olunca sohbet aktı geldi. İftara çok az bir zaman kaldı. Artık yavaş yavaş ezanları duyacağız. İnşallah bu manevi sofradan kalkıp diğer sevinç bölümüne geçeceğiz yavaş yavaş. İnşallah. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Metin abi olsun. Size de çok ziyafet teşekkür size ediyorum. Daha teşekkür ederim. Allah. Estağfurullah. Estağfurullah. Biz şeref duyuyoruz. Allah abi razı böyle olsun. Bizi hatırlamanız için belki Ramazan'da bize dua etmeniz için şöyle küçük bir hediyemiz var. Evet, la tağdab diye en kısa hadis-i şerif. Evet, evet. Metin abi. Yani bunun bu hadisin şöyle bir hikayesi takdim. Var. Şimdi bir bedevi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah diyor, ben diyor böyle hafızası güçlü biri değilim. Bana diyor kısa bir nasihatta bulun diyor. Evet. Ama diyor hayat boyu benim işime yarasın diyor. Allah Allah. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da la tağdab diyor. Öfkelenme. Ne güzel. Hiç unutulmayacak bir hadis. İnşallah bugünkü Şehri Ramazan programının sonunda. Yani benim için de bu çok güzel bir hediye oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Abi Allah razı olsun. Allah çok razı sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, böylelikle bugünkü Şehri Ramazan programımızın sonuna geldik. Birazdan inşallah sofralarımızın başına kurulacağız. Biz şimdilik hoşça kalın diyoruz. Yarınki Şehri Ramazan programında yeni bir konu ve yeni bir konukla Metin Karabaşoğlu abimiz de yeniden huzurlarınızda olmak duasıyla hoşça kalınız. Allah kabul etsin efendim. Allah'ım, bu birinci gün, birinci oruç, birinci iftar. Lütfunla bir Ramazan-ı Şerif'e daha kavuştuk. Rahmetinin bize karşı coştuğu bu güzel vakitte binbir ismini şefaatçimiz yapıp tuttuğumuz oruçlarla sana yalvarıyoruz. Ey her türlü noksandan uzak, yüce ve ezeli sıfatların sahibi ve her şeyin yegane mabudu olan Allah! Ey iyi ve kötü, dost ve düşman ayırmadan yarattıklarının rızıklarını yetiştiren Rahman! Ey rahmeti her şeyi kuşatmakla birlikte her bir varlığa hususi ihsan ve şefkatte bulunan Rahim! Açlıklarımızı sana olan böylesi muhtaçlıklarımızı hissetmemizin ve çokça şükretmemizin vesilesi kıl. Bizi hakkımızda hayırlı olana acıktır. Haramlara ve şerlere karşı nefsimizi toklaştır. Nerede izin verirsen orada yedir. Ne zaman izin verirsen o zaman yedir. Orucumuzu bunun eğitimi eyle. Amin.